Gençliğin yüz akı. Ey Mekke! Sen, Muhammed Mustafa'nın ayrılırken yüzünü dönüp baktığında, gönlünün burukluğu ve hüznüyle gözyaşlarına engel olamadığı şehir. Sen, Aminesinin sancısıyla inleyen seması mübarek şehir. Sevgin kavi, saygın asaletli, bekleyişin onurlu, emanetlerin kutsaldır senin. Ey Mekke, toprağında, havasında, hurmalıklarında, yollarında Muhammed'ini ağırlayansın. Şehrin girdaplarında her daim Muhammed Mustafa'nın kokusunu taşıyansın. Sen ne mübareksin ki en sevgiliyi ağırlayan, sahiplenen şehirsin. Kainatın efendisi sana hitaben, ey Mekke, beni senden zorla ayırıyorlar, zorla çıkartıyorlar. Senden, senden dedikçe sende titriyor ve sende ağlıyordun. Ben sana hasret, bas beni bağrına, bitsin bu. Gel hele, gel. Önce ayrılık, sonra sabır ve sebat ve ardından tarihin dile gelişi. Yurdundan, vatanından, evladından ayrılmış seslerin sesi. Tıpkı bugün Filistin, Keşmir, Doğu Türkistan, Çeçenistan, Irak, Afganistan ve Gazze. Masmavi denizlerden sema mavisi gözleriyle Gazze gibi. Mekke hasret, Rasul de hasretti. Bu bekleyişlerle geçen yılların sonunda o Allah ki hiçbir kurtuluş ümidinin kalmadığı bir anda inananların imanlarını perçinlemek için
kalplerine güven, cesaret ve huzur ilham etmiştir. Çünkü göklerin ve yerin, görünen ve görünmeyen bütün güçleri, bütün orduları Allah'ın emri altındadır. Çünkü Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir. Ayetleri nazil olunca Hudeybiye'de tebessüm eden şimdi gülümsemeye başlamıştı. Yer, gök, toprak, güneş, sessiz çöl, ashabın ve şehitler tek bir söz bekliyorlardı senden. Tek bir söz. Ve beklenen söz yankılanıyordu semada. Tekbir ve şükür nidalarının eşlik ettiği o söz yankılanıyordu. Medine'den Mekke'ye doğru. Hazırlanın. Hazırlanın. Kişilik muazzam ordun hazırdı işte. Beklenen gün için hazırlardı. Vuslata ermek için hazırlardı. Hazreti Hamza'nın komutasındaki şehitler de hazırlardı. Ve Resul yaklaştıkça yaklaşıyordu Mekke'ye. Her ağır adımı yeni bir zaferin müjdesi. Her bakışı yeni ufukların göstergesi. Her arzusu yeni amaçların işaretiydi. Ey Mekke! Geçen zaman, akan kanlar, ayrılan canlar, kalanlar şimdi en gür nidalarıyla sana geliyor. Tek bir sesleriyle yer gök inliyor. Bugün rüzgar, sevinç çığlıklarıyla müminleri okşarcasına esiyor. Bugün çiçekler, gülümsercesine başka açıyor. Ve bugün güneş, batılı ezercesine doğuyor. Ve Mekke ayağa kalkıyor. Çünkü yar geliyor. Gönüllere safa geliyor. Muhammed Mustafa geliyor. Muhammed Mustafa geliyor. Ve Resul ordusuyla Mekke kapılarında 8 yıl önce 3 kişilik kafilesiyle ayrıldığı Mekke kapılarında muzaffer bir komutan ve bir nebi olarak giriyordu sevgilisi Mekke'ye. Devesi Kasva'nın üzerindeydi nebi. Rabbine hamd ederek tevazuundan başı önde giriyordu Mekke'ye. Taşlar, sokaklar, Mekke'de esen rüzgar selam veriyordu kainatın efendisine. Kâbe, karşılaşma anını bekliyordu. Dillerde acı söz yoktu. Kalpleri fetheden tatlı sözler vardı. Simalardan tebessümler damlıyordu. İmanlı gönüllerde bir sevinç, bir canlılık, imansız gönüllerde ise üzüntü ve yıkılış vardı. Bilal haykırıyordu sokaklarda. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir.
kim elinden silahını bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girer, kapısını kapatırsa ona da eman verilmiştir. İşkence gördüğü Mekke'ye komutan olarak giriyordu köle Hazreti Bilal. Bilal, kendisine zulmedenlere emin olmalarını söylüyordu. Allah Resulü Hazreti Hatice'yi hatırlıyordu. Zor geçen Mekke günlerindeki en büyük desteğine bu fethi müjdeliyordu. Müminler zorla alıkonuldukları evlerine bakıyorlardı gözleri yaşlı. Hasretiyle kavruldukları Kabe'yi selamlıyorlardı. Selam olsun, selam, selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam, selam. Bugün Kabe yüceliyor, bugün Kabe tevhid elbisesine bürünüyordu. Coşku en doruk anına doğru yol alıyor, Ensar ve kardeşleri toprakla buluşup şükrediyordu. Ve kendi dilinden hak geldi, batıl zail oldu. Vahyini tekrarlarken peygamber Bilal'e işaret ediyor, Bilal Kabe'ye tırmanıyor ve semaya bakarak mübarek sesiyle ezana başlıyordu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ezan her cümlesiyle ezerken putları, uğrumuzda mücadele eden mücahitlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Sözüne iman edenler olarak biz de yola çıktık. Kararlı kullarını çözümsüz ve çaresiz bırakmayacağını biliyoruz. Kervan dizildi. Sonu da yolu da belli olan yolcular yola koyuldular. Ve şimdi sözün bitti, yürüyüşün devam ettiği yerdeyiz. İnananlar geliyor, hakkı hakim kılmaya. İnananlar geliyor, hakkı hakim kılmaya. Mazlumun yüzüne, mazlumun yüzüne,